HRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. 12 Ekim 2022 günlerden çarşamba ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, dün akşam saatlerinde Osmaniye'de bir deprem yaşandı. Şiddeti 5.1'di. Öyle yüksek bir şiddeti yoktu ama Osmaniye'de yaşanan o deprem Hatay'da da etkisini gösterdi. Antakya'da Defne ilçesinde birçok yerleşim biriminde hissedildi söz konusu deprem ve endişeye neden oldu. Çok şükür Osmaniye'de bazı evlerde oluşan çatlaklar dışında herhangi bir can kaybı ya da mal kaybı olmadı. Bu açıklamayı yapan isim de Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz. Salı akşam saatlerinde Osmaniye'nin Düzici ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki deprem Hatay'ı korkuttu. Deprem oluyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. 14. kattayız. Songül ne yapabilirim? Onu mu yayınlayacağım? Saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem Osmaniye'de korku ve paniğe neden oldu. Deprem böyle hissedildi. O gelmiş içeriye. 8-10 santim var. Bir bura, bir de şu ocakların temekliğinin olduğu yer. Ha, burası zaten de patlamış iyice. Bak şu karşı zaten şey yapayım göstereyim ben şimdi buradan. Burası zaten olduğu gibi içeri gelmiş. Bura şu anda bak bura elbise dolabına dayanık. Osmaniye'de ilk resmi açıklama Vali Erdinç Yılmaz'dan geldi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Sadece Düzici ilçemizin Çerçioğlu köyünde bir evimizde çatlaklar, duvarlarında çatlaklar oluşmuş. Oraya da gerekli müdahaleyi yaptık. Bazı evlerdeki çatlaklardan başka olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Allah Allah dedik. Başka da diyecek bir şeyimiz yoktu yani o anda. Dışarıdaydı. Annemi de çıkarttık. Bir babam vardı içeride. Sıkıntı olmadı inşallah. Allah. Osmaniye'nin merkez üssü olduğu deprem Hatay'ın birçok ilçesinde de hissedildi. Hatay'da deprem olduğunu sanan vatandaşlar AFAD'ın açıklamasından sonra Osmaniye depreminin hissedildiğini öğrendi. Ve sevgili seyirciler, 2022 eşitsizliği azaltma taahhütleri endeksine göre 2020'den bu yana devam eden virüs salgını boyunca hem zengin hem de yoksul ülkelerde ekonomik eşitsizlikte patlama yaşandı. DFI tarafından hazırlanan 2022 eşitsizliği azaltma taahhütleri endeksine göre 2020'den bu yana devam eden pandemi boyunca hem zengin hem de yoksul ülkelerde ekonomik eşitsizliklerde patlama yaşandı. Pandeminin ilk 2 yılını kapsayan endeks, 161 ülkenin hükümetlerinin eşitsizliği azaltmaya yönelik politikalarını ve uygulamalarını detaylı bir şekilde inceledi. Bu sürede yoksulluk seviyesi rekor düzeyde yükseldi ve işçiler 10 yıllardır görülmemiş hızda artan fiyatlarla başa çıkmaya çalıştı. Hükümetlerin büyük çoğunluğu bu süreçte sağlık, eğitim ve sosyal koruma harcamalarının payını azalttı. Buna rağmen endeksteki ülkelerin 3'te 2'si asgari ücretleri pandemi süresince kaydedilen ekonomik büyüme oranında dahi artırmadı. Aynı dönemde elde edilen olağan dışı karların ve katlanan servetlerin üzerindeki vergi oranları ise aynı seviyede kaldı. 161 ülkenin 143'ü en zengin vatandaşlarının ödediği vergi oranları aynı seviyede kaldı. Bu süreçte küresel ekonomik düzende gelişmekte olan ülkelerin aleyhine işledi. IMF'nin borçları ve bütçe açıklarını kapatmak için yeni kemer sıkma politikalarında ısrarcı olması nedeniyle yoksul ülkelerdeki ekonomik eşitsizlikler ve yoksulluklar daha da katlandı. Endekste Türkiye'ye ilişkin çarpıcı veriler yer aldı.
Türkiye endeksin genel sıralamasında 161 ülke içerisinde 74. sırada. OECD ülkeleri arasında ise son sırada yer aldı. Son 2 yılda kurumlar ve gelir vergisi oranları arttığı halde bu vergilerin tahsil oranları sırasıyla %17 ve %16'da kaldı. Bu nedenle Türkiye vergi adaletine yönelik adımlara ilişkin kategoride 161 ülke arasında 114. sırada yer aldı. Pandemi süresince sağlık ve sosyal koruma alanında adımlar atıldı. Sosyal harcamalar kategorisinde Türkiye hala OECD ülkeleri arasında en alt sıralardı. Türkiye sendikal haklar açısından sıralamada en sondaki 10 ülke arasında. Asgari ücretin kişi başı gayri safi yurt içi hasılaya oranı son 2 yılda %60'dan %50'ye düştü. Bu ciddi bir gerileme sayıldı. Türkiye'de virüs salgını olmasına gerek yok biliyorsunuz. Zaten ekonomik eşitsizlik, gelir adaletsizliği çok önemli boyutlarda ülkemizde. Uzun yıllardır bu böyle ama bu virüs salgınıyla beraber elbette daha da çok yayıldı. Zaten haberin sonundaki o karşılaştırmalı rakamları izlediniz. Tablo bu. Evet ve Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, sonra Ocak 2023. Türk insanı Ocak ayını, her yılın Ocak ayını büyük bir tedirginlikle bekler. Çünkü zamlar yağmur gibi yağar. Böyle bir şey var Türkiye'de. Yani Aralık'ın 20'sinde zam yapmışsındır ama Ocak'ta aynı neye zam yapmışsan Aralık'ın 20'sinde 10 gün sonra mutlaka yine zam gelir. Ocak ayı, zam ayı. İşte beklentiler. Pasaporttan ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar zam oranlarının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene %36 olan yeniden değerleme oranının bu yıl rekor seviyede yükselmesi bekleniyor. Kasım ayında belli olacak YDO üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yetki kullanmaması halinde 4-10 yıllık pasaportun bedeli 3250 lirayı aşacak. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ortaya çıkacak. Ekim ayında üretici enflasyonu 0 olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranı %120'nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaları yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya %50 fazlasına kadar artırma yetkisi bulunuyor. ÜFE'ye göre belirlenen vergi, harç ve cezalarda da 2023 yılı itibarıyla tarihi zam gelebilir. Ekim ayında üretici enflasyonu 0 olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranının %120'yi geçmesi kesin olacak. Yıl sonu YDO eğer %120 olursa bir yıllık pasaport ücreti 990 lira olacak. 4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 3250 lira olacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya %50 fazlasına kadar artırma yetkisi var. Sene başında yapılan %36'lık zam sonrasında 2022 yılında pasaport harç fiyatları artmıştı. Motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV'de yeniden değerleme oranı %25 olarak belirlendi. Bu yıl 1 yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyen vatandaşlar eğer %120 zam gelirse 2888 lira ödemek zorunda kalacak, ödemek durumunda kalacak. Trafik cezaları da yeniden değerleme oranıyla birlikte artış gösterecek. Bu yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 lirayken %120 zam gelmesi halinde bu ceza 940 lira olacak. Hız sınırı %30'dan %50'ye kadar aşmanın cezası 888 lirayken 1953 lira olacak. Yeniden değerleme oranı 3 Kasım tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranıyla belli olacak. Kasım ayında Ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici fiyat endeksi artışı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı vergi usul kanununun 298. maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir tebliğle bu oranı kamuoyuna resmi gazetede ilan ediyor.
Ve son zamanlarda ekonomik terimlerden bir tanesi çok duymuşsunuzdur. Resesyon, yani durgunluk. İş piyasasında, iş sektöründe, bütün sektörlerde, bazılarında biraz daha fazla olur, bazılarında biraz daha az olur. O resesyon dedikleri şey, yani durgunluk dedikleri şey. Şimdi bu önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki aylarda çok ciddi bir sıkıntıya neden olacak gibi duruyor. Bu söz konusu durgunluk efendim. %46'sı iş dünyasının, %46'sı işten çıkartma ıplanladığı öne sürülüyor. 147 ülkede mali denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti veren KPMG'nin küresel CEO araştırmasına göre CEO'ların %86'sı bir yıl içinde resesyon bekliyor. Yöneticilerin yaklaşık %40'ı işe alımları durdurduğunu ifade ederken %46'sı ise işten çıkartma planladığını ifade etti. Dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan 1300'den fazla CEO ile yapılan araştırmaya göre her 10 üst düzey yöneticiden 8'i önümüzdeki 12 ay içerisinde bir resesyon bekliyor. KPMG'nin küresel CEO araştırması 2022 sonuçlarına göre her 5 CEO'dan 4'ü şirketlerini beklenen resesyona hazırlamak için kısa vadeli dijital dönüşüm stratejilerine ara verdi. Siber güvenliğin de artık en büyük risk içinde yer almadığı belirtildi. Araştırmaya göre liderlerin %58'i hafif ve kısa süreli bir resesyon bekliyor. Üst düzey yöneticilerin %14'ü 2022'nin başlarına kıyasla biraz daha yüksek bir oranda bugünün en acil endişeleri arasında resesyon konusu olduğunu belirtirken pandemi yorgunluğu ise %15 ile listenin başında yer aldı. CEO'ların %39'u hali hazırda işe alımları dondurmuş durumda, %46'sı ise önümüzdeki 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi düşünüyor. Bu nedenle toplu istifaların yavaşlaması bekleniyor. Bununla birlikte CEO'ların 3 yıllık görüşmeleri daha iyimser olup sadece %9'u bu süre zarfında personel sayısını daha fazla azaltmayı planlıyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG, Türkiye Başkanı Murat Alsan, pandemi, jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve finansal zorluklar gibi nesilde bir görülen sorunların kısa süre içinde arka arkaya geldiğini belirterek bu zorlukların yöneticilerin iyimserliklerini olumsuz yönde etkilediğine değindi. Son yıllarda yaşanan olayların iş dünyası için gerçek bir türbülans yarattığını kaydeden Alsan, bu araştırmada ortaya çıkan bulgular, bu olaylarla mücadele eden ve üstesinden gelen yöneticilerin şirketlerinin dayanıklılığına daha fazla güvendikleri ve bugün karşı karşıya olduğumuz gerçek belirsizliklerin bazılarını azaltmaya odaklandıkları konusunda temkinli bir iyimserlik sağlayabilir değerlendirmesinde bulundu. İşsizlik almış başını gidiyor zaten. Bir de İş insanlarının, iş dünyasının %46'sının biz işçi çıkartacağız şeklinde bir planlamaya şimdiden başlaması durumun vahametini ortaya koyuyor. Tabii Türkiye'de yine bu örneği vereceğim. Öyle beklemeye gerek yok. Yani önümüzdeki ayları falan. Şimdiden zaten çok ciddi sıkıntılar var. Mesela mazot, dizel, akaryakıt fiyatları ya da benzin fiyatları 20'de sabit. 20 lira falan. 20-60 herhalde bu aralar. Ancak dizel öyle değil ya da mazot öyle değil. 30 bandına dayandı. 30 bandına dayandı. Ve başta çiftçiler olmak üzere toplu ulaşım sektöründe çalışanların ciddi sıkıntıları var efendim. Ciddi sıkıntıları var bu konuda. Bakın şimdi önümdeki haberde Cuma Yiğitoğlu isimli bir toplu taşıma sürücüsü 200 bin lira borcu var ve mazotun daha da pahalılaşmasıyla beraber, işte 30 bandına gelmesiyle beraber artık iş yapamaz hale geldik dedi. Bizi kurtarmıyor dedi. Ve aracını satlığa çıkardığını kameralarımız aracılığıyla anlattı diyelim. Atı da satıyorum, arabayı da satıyorum. Bütün her tarafı satıyorum. Artık kalmadı, bir şeyimiz kalmadı. Vergi sebebiyle bir yılda iki katını da katladı akaryakıt litre fiyatı. 15 Ekim 2021'de Hatay'da motorin 8 lira 11 kuruş, benzin 8 lira 08 kuruştu. Bir sene geçti. Arttı, arttı, arttı. Motorin bir sene içinde 8 liradan 28 liraya çıktı. Artış herkesi rahatsız etti. Çiftçi üretemez oldu, üretim durdu, pahalılık arttı. Çiftçiler gibi bu durumdan en şikayetçi olan meslek grubu da toplu taşıma sürücüleri oldu. Yaktığım 10 turda işte bu 3400 liradır.
Yani her şeyimiz zarardır. Bir şey kazandığımız yoktur. Yani bunun ötesi başka bir şey demeyeceğim. Cuma Yiğitoğlu 56 yaşında Hatay'lı bir toplu taşıma sürücüsü. 202 numaralı hatta otobüsü var. 7 senedir Antakya Serin Yol arasında direksiyon sallıyor, yolcu taşıyor. Bu sene zorlandığı kadar hiçbir sene zorlanmadı o. Herkes, bütün vatandaşları sorabilirsin. Kaç tane kooperatif varsa hepsi zarardalar. Ekmek yiyebilmek için bu işe girdi 2015'te. Ancak yıldan yıla zarar etti. Akaryakıtta artış onun her geçen sene daha fazla zarar etmesine neden oldu. Ceketlerimizi bırakıp çekip gideceğiz. Başka düşürecek bir şeyimiz kalmadı. Doğru mu, doğru değil mi? Ne kaldı ki, kazancımız yok. Cuma Yiğitoğlu bu durumda olan onlarca sürücüden sadece biri. Akaryakıttaki vergi onun da belini büktü. 200 bin liralık kredi borcu var. Artan akaryakıt maliyeti para kazanamamasına, borcunu ödeyememesine neden oluyor. Her hafta 1500 lira fark, mazot farkı oldu. Nereden bunları kazanacağız? Her aracın. Ne bekliyorsun? İsteği vergi indirimi, ancak bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyor. Fiyatları düşürmek lazım. Fiyatların düşüleceğini sanmıyorum. Bunlar, bu otobüsçüler hepsi iflastalar. Allah yardımcıları olsun. Kimisinin kredisi var. Mesela benim 200 bin lira kredi çekmişim esnaftan. Hal bu olunca şimdi camına bu yazı yazdı Cuma Yiğitoğlu. En büyük derdi kredisi. Ödeyebilmek için hattını satışa çıkardı. Komple satılık hat. Nasıl satmasın ki otobüsünü? Yani sadece Cuma Bey değil, diğerleri de. Mazotla ilişkili olan her sektör bugün çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani Avrupa'da biri aksırsa bizim burada akaryakıta zam geliyor. Dolar yükseliyor vesaire. Afrika'nın herhangi bir ülkesinde, hatta bırak Avrupa'yı, Amerika'yı vesaire. Yani o kadar kırılgan bir ekonomiye sahibiz. Nasıl bu hale geldi bu ülke? Gerçekten bu soruyu artık herkes sormaya başladı. Biz niye böyle olduk diye. Bak mesela 15 Ekim 2020'de, 2021'de özür diliyorum. Nasıl geldik bu hale diyoruz ya. 15 Ekim 2021'de Hatay'da motorin 8 liraydı. 8 liraydı. Şimdi 29 lira. Akaryakıta yine zam. Geçen sene bu zamanlar daha ucuzdu. 15 Ekim 2021'de Hatay'da motorin 8 lira 11 kuruş, benzin 8 lira 08 kuruştu. Bir sene geçti. Litre fiyatı iki katını da geçti. Bu fiyatın içinde ÖTV yoktu. Çünkü Eşel Mobil sistemi devredeydi. KDV ise 1 lira 17 kuruştu. Bugün 10 Ekim 2022'de ise vatandaş 1 litre motorini 28 lira 81 kuruşa alıyor. Bu fiyatın 2.055 lirası ÖTV, 4.39 lirası KDV. Yani vatandaş bugün 1 litre motorinde 6 lira 45 kuruş vergi ödüyor. Zam gelmediği gün yok. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Abi 50'yi bekliyoruz. Bunlar güzel güllerimiz. 12 Ekim 2022 itibarıyla Hatay'da motorin 28 lira 88 kuruştan satılıyor. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur konuyu bir kere daha gündemine aldı. İndiği yeri beğenmeyip tekrar yükselişe geçen akaryakıtı meclise taşıdı. Nas, pas, nas diyerek bir yılda dövizin %109 artmasına neden oldunuz. Akaryakıt fiyatının %276 zamlanmasına yol açtınız. Yetmezmiş gibi bir yılda bir litre motorunun satış fiyatındaki vergi yükünü de %451 arttırdınız. Nakliyeci kan ağlıyor, vatandaş bu kadar zam olur mu diyor. Hadi inşallah 50 TL olur. Çünkü millet ustanmıyor ki, herkes arabaya nasıl biniyor baksana. Akşam trafiğini görüyorsun, nasıl kalabalık değil mi? Normaldir. Müstahakız. Kontak kapatmak lazım. Evet, meclise taşımış Sayın Mehmet Güzel Mansur. Ya bir şey çıkacak mı? Çıkmayacak ama en azından bu sorunların dile getirilmesi mecliste biraz vatandaştan yana bir tavır oluyor. Evet, ve Suriyeliler, efendim önümdeki habere göre Esenyurt Belediyesi, İstanbul, Suriyeliler gidiyor diyor. Yani kafile gönderiyorlar. Peki Suriyelilere sorduk. Niye gidiyorsunuz abi Türkiye'de? Hani bize göre, Türklere göre işte su bedava, yemek bedava, bunlara para veriliyor falan filan. Değil mi? Öyle düşünen Türk sayısı çok. Onların da derdi ekonomiymiş.
Artık Türkiye çok pahalı. İşin içinden çıkamıyoruz. 11 yıldır, 12 yıldır savaşta olan ülkemize dönüyoruz. Orada her şey daha ucuz diyorlar. Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı gönüllü geri dönüş projesiyle onlarca Suriyeli mülteci ülkesine geri döndü. Pandemi sürecinin başlamasıyla ara verilen proje yeniden hayata geçirildi. Proje çerçevesinde bu yıl 4. konvoy yola çıkarken 35'i çocuk toplamda 57 Suriyeli ülkelerine gönderildi. İstanbul'dan Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için Esenyurt Belediyesi çalışanları katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uzun süredir Türkiye'de kalan Suriyeliler burada kaldıkları süre içerisinde mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler. Uğurlamaya gelen ve Türkiye'de kalan akrabaları ise gidenler için gözyaşıyla uğurladı. Ülkesine dönen Suriyelilerin yaptıkları açıklamalar dikkat çekti. Ülkesine dönen Suriyeli Leman Abdülaziz, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden dolayı ülkesine döndüğünü söyledi. Burada çok güzel ama yani hayat şimdi çok pahalı oldu. Evet, yani kira nasıl yani çok pahalı, meyve, sebze, her şey pahalı şimdi. O yüzden yani Suriye'ye gidiyor. Yani keşke yani kira her şey o kadar pahalı olmadan. Yani biz Türkiye'de çok memnunum ama şimdi her şey çok baha oldu. Nazmi Davut Suriye'ye ablasını gönderdi. Aynı dertten şikayetçi. Vallahi ablam gidecek. Kocası biraz rahatsız da burada çalışamadı. Annesi babası Suriye'de. O Suriye'ye döndü. Annesi babasının yanına gitti. Ablam da 2-3 aydır burada. Yani o da çocukları biri okula gidiyordu. Diğeri de küçüktür yani geçinemiyor. O da Suriye'ye dönmek mecbur kaldı yani. 10 yıldır ben buradayım. Bugüne kadar iyi geçiyordu. Yani hem halktan memnunduk hem devletten memnunduk. Yani Allah Türkiye'den razı olsun. Yani bu konuda bir şey diyemeyiz. Ama bu son dönemlerde biraz çok sıkıntı oldu. Yani herkes biliyor zaten. İşte iş bulamıyoruz artık yani. Onun için herkes gidiyor yani. Ömer Reşit çocuk yaşında ekonomiden şikayetçi. İmkanımız yok ya burada kendimizi yaşatmasına. Çalıştık yani yorulduk burada. Çalışamadık, yaşayamadık. Ülkemize dönüyoruz. Ve pamuk efendim, pamuk hasadı Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Hatay'da da sürüyor diğer illerde olduğu gibi. Ve sizi şöyle bir pamuk tarlasına götürelim. Pamuğun hasatla beraber başlayan yolculuğunu izlettirelim. İklimi ve verimli toprakları sayesinde yılda birden fazla mahsul alınan Amik Ovası'nda elyafından çiğidi ve bitkisinin sapına kadar her parçası değerlendirilen pamuğun tarladan fabrikalara uzanan zahmetli yolculuğu başladı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Hatay'da pamuk hasadı sürüyor. Olgunlaşmasının ardından tarlalardan toplanan pamuk kentteki 76 çırçır fabrikasına gönderiliyor. Pamuk yığınları burada bir süre güneşte bekletilerek kurutuluyor. Ardından yoğun bir işlemden geçirilen pamuğun lifi tekstil sektöründe kullanılmak üzere çiğdinden ayrılıyor. Pamuğun lifleri tekstil, çekirdeği, yağ, küspesi hayvancılık sektöründe kullanılması için işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Tarlaya gelen kütlü pamuklarımızı eğer nemliyse biraz güneşte havalandırıp güzelce kurutup ondan sonra çırçır işlemine başlatıyoruz. Fabrikamız 24 saat çalışıyor. Günde 80-90 tona yakın bir kütlü pamuk çekiyoruz. Çiğdinden ayırıp çiğdini yem fabrikasına satıyoruz. Elyafında İplik fabrikalarına. Onlar için mesai sabahın ilk ışığıyla başlıyor. Kilo olarak bizimki. Kilo olarak kaç kilo toplasam ona göre 400'den 500 arası hemen toplam olarak şey yapılır. Günlük. 2 ay. Şöyle 2 ay içinde yani 11. aya kadar sürer. Pamuk her parçasıyla değerlendiriliyor. Pamuk olmazsa şey olmaz yani ülkenin bütün gelir kaynağı pamuktan yağ olur, çiğdinden yağ olur, pamuk yağ olur. Şimdi bugün önüme üzücü bir not düştü sevgili seyirciler. Defne Kültür Derneği, Mannheim, Almanya Mannheim kentinde olan bir dernek bu. Türkleri bir çatı altında toplayan bir dernek. Onun başındaki sevgili Ayhan Kuzu bugün annesi Lemiye Kuzu'yu kaybetti ne yazık ki.
cenazesi de yarın yani 13 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Cumhuriyet Mahallesi 144. Sokak No 34 İskenderun'daki evinden alınıp saat 14'te 3 günlükteki aile mezarlığına defnedilecek. Buradan Ayhan Bey, Ayhan Kuzu Bey'e başsağlığı diliyorum. Hem Ali Yolcu hem de HRT televizyonu olarak mekanı cennet olsun inşallah Lemya Kuzu'nun. Evet, şimdi neyle devam ediyoruz? Necmettin Zaroğlu, Reyhanlı Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı geçtiğimiz hafta yapılan seçimler sonrasında yeniden başkanlığa seçildi ve ilk açıklamasını da HRT kameralarına yaptı. 2 Ekim'deki kurulda güven tazeleyen Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, seçimden sonra ilk açıklamasını HRT Akdeniz'e yaptı. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde üyelerimizin teveccühüyle tekrar 3. dönem yönetim kurulu başkanlığına seçildim. Bu seçimde üyelerimizin bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın saygıdeğer üyelerine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bizler inşallah bu süreçte tekrar yarım kalan projelerimize devam edip ilçemize bu projelerin bitirilmesiyle ilgili olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Tarım vurgusu yaptı Zaroğlu, Reyhanlı Barajı ve sanayi bölgesine dair girişimlerinin çalışmalarının süreceğini açıkladı. Daha önceleri bu bölgenin lokomotifi olan tarımda Reyhanlı Barajı ile ilgili olarak sürecin takipçisi olacağımızı, bölgemizde var olan organize sanayi ile ilgili olarak Sanayi Bakanlığı ile görüşmelerimizin devam ettiğini, kısa süre sonra mevcut olan yerde OSEB'yi hayata geçirip mütevelli heyetini oluşturup Sayın Valimiz, Belediye Başkanlığımız ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak yer tahsisine başlayacağımızı ben buradan sizlere bilgisini vermek istiyorum. Ardından bir kere daha teşekkür etti. Bu süreçte bize destek olan, yanımızda duran, bize oy veren, vermeyen herkese şahsım ve yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarım adına kendilerine şükranlarımı ifade ettiğimi buradan sizlerin üzerinden iletmek istiyorum. Evet, Necmettin Bey biliyorsunuz seçimleri açık ara aldı Reyhanlı'da. Kendisini de tebrik ediyoruz ve görevinde elbette başarılar diliyoruz. Seçimden hemen önce Demokrasi Buları programına konuk olmuştu. Yaptıkları ve yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler vermişti. Başarılı bir isim. Tebrik ediyoruz kendisini de. Ve 16 Ekim'de Ankara'da mitingde buluşacak kim? Eczacılar. Eczacılar normal koşullarda sabit giderlerini dahi karşılayamaz duruma geldi. Eczan depolarına olan borçlarını ödemek için kredi çekiyorlar. Krediyi de bir başka krediyle kapatır hale geldiler. Aynı zamanda kamudaki meslektaşlarımızın çok önemli sıkıntıları var. Açıklama Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'e ait. Eczacılar eylemsellik başlattı. Bizler bu mitingi neden düzenliyoruz? Çocuğunun reçetesine yazılı 80 liralık 2 şurup için 50 lira fiyat farkı vermek zorunda kalan aileler için. Şehir şehir eczane eczane gezerek ilacını bulmaya çalışan hastalarımız için. Raporlu ilacına en düşük emekli maaşının %10'u kadar fiyat farkı vermek zorunda kalan hastalarımız için. Sosyal devlet ilkesine uygun ilaç geri ödeme sisteminde yeni bir düzenleme yapılması için. Hastanelerde ilaç hizmetini sunan ancak hak ettiği değeri görmeyen kamu eczacılarımızın hakkını savunmak için. Çok sayıda açılan ve açılmasına devam edilen niteliği tartışmalı ve hocası da olmayan eczacı fakültelerine dur demek için. Eczacıların sıkıntılarına dair bir açıklama da İskenderun Eczacı Odası Başkanı Ahmet Türen'den geldi. Sürdürülebilir ilaç eczacılık hizmeti modeli, sürdürülebilir sağlık sistemi için eczacı hak ettiği değer verilmelidir. 2009 yılından 2022 yılına kadar olan süreçte ilaç fiyat kararnamesinde eczacılarla ilgili kısımda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle eczane ekonomileri içinden çıkılmaz bir hal almış ve eczanelerimiz maalesef kredi ve borç sarmalına sokulmuştur. Türkiye'nin dört bir yanından eczacılar 16 Ekim'de Ankara'da buluşacak. Eczacılar, eczane teknisyenlerimiz ve çalışanları, eczacılık fakültesi öğrencileri ve hocaları, yeni mezun eczacılarımız,
kamu eczacılarımız, ilacın olduğu her yerde görev alan tüm eczacılarımız hep birlikte 16 Ekim Pazar günü Ankara'da mitingdeyiz. Evet ve hükümet, AK Parti hükümeti milletvekillerinin soru önergelerini yanıtsız bırakıyor. Haberin başlığı bu. Üstelik çok ciddi bir oranda yanıtsız bırakıyor. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı faaliyet raporuna göre 73.779 yazılı soru önergesinin sadece 9.000'i yasal süresi içinde yanıtlandı. Rapora göre milletvekillerinin elinde kalan en önemli denetim mekanizması olan yazılı soru önergeleri yasal zorunluluğa rağmen bakanlar tarafından büyük oranda yanıtsız bırakılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyet raporuna göre 27. dönemin 5 yasama yılında 73.779 yazılı soru önergesi verildi. Raporda bu önergelerin sadece 9.847'sinin 15 günlük yasal süre içinde yanıtlandığı vurgulandı. 1319 önerge içerisinde yer alan ifadeler nedeniyle uygun bulunmayarak iade edilirken işleme alınan toplam 71.248 önergeden 35.723'ü yasal süre sona erdikten sonra yanıtlandı. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 21.939 yazılı soru önergesini cevapsız bıraktı ve önergeler iade edildi. 427 önergenin incelemeleri ise devam ediyor. Faaliyet raporunda iade edilen 1319 önerge hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Raporda önergelerdeki soruların başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular arasında yer aldığı ya da önergelerin sadece istişare sağlamaktan ibaret olduğu için iade edildiği bildirildi. Kaba ve yaralayıcı sözlerin kullanılması da önergelerin iadesine gerekçe olarak gösterildi. Raporda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a sadece 5. yasama yılında yöneltilen yazılı soru önergeleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre son yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un yanıtlaması istemiyle 80 yazılı soru önergesi kaleme alındı. İşleme alınan 74 önergeden 69'u yasal süre içerisinde yanıtlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyet raporuna göre son yasama yılında 1697'de meclis araştırma önergesi sunuldu. Bu önergelerden ikisi mükerrer olduğu gerekçesiyle işleme konulmadı. 21 araştırma önergesi ise anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iade edildi. 3 önergenin inceleme işlemlerinin sürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işleme alınan 1671 araştırma önergesinden sadece 23'ü kabul edildi ve araştırma komisyonları kuruldu. Geri kalan araştırma önergeleri ise gündeme alınmayı bekliyor. Reklamdan döndük ve ayağımızın tozuyla Adana'ya gideceğiz. Adana'da 19 yaşındaki genç efendim Hakan Demiryürek arkasında bir video bırakarak, bir veda videosu bırakarak intihar etti. Fakat intiharı araştırılıyor. Neden intihar ettiği halen çok net bilgilerle sabit değil efendim. 3 Ekim günü hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katıldı. Oradan çıktı, ardından da bir daha haber alınamadı. Dolayısıyla acaba kız arkadaşının ölümüne mi çok üzüldü de intihar etti? Başka nedenler mi var? Bu konuyla ilgili araştırma, soruşturma devam ediyor. Bu tam olarak bir veda etmek için değil de baba. Yani size bir hoşça kal falan demeden de gitmek olmaz diye. Yani hepiniz iyi elemanlarsınız baba. Beşiniz de. İyi adamlarsınız. Yani hepiniz ayrı ayrı seviyorum da işte yani bazı adamlar zayıf olur baba. Bazıları güçlü olur işte. Güçlü biri değilmişim. Hani kendimi güçlü sanıyordum da. Değilmişim işte. Yapamadım. Hepinizi seviyorum. Yani kendinize iyi bakın baba. Bu sözleri herkesin yüreğini dağlamıştı. Adana'da 19 yaşındaki Hakan Demiryürek bu videodan sonra ortadan kayboldu. Bazı adamlar zayıf olur baba. Bazıları güçlü olur işte. Güçlü biri değilmişim. Hani kendimi güçlü sanıyordum da.
Adana'da kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine veda videosu gönderen ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi 19 yaşındaki Hakan Demir Yüreğin aramaların 9. gününde Zeytin Bahçesi'nde başından vurulmuş cesedi bulundu. Demir Yüreğin başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ana lütfen ana. Ana lütfen ana. Ana bak. Yapayım. Ana lütfen. Bak. Abla dur. Allah Allah. Ana. Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan lise son sınıf öğrencisi Hakan Demir Yürek'ten bir daha haber alınamadı. En son ailesine WhatsApp üzerinden veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte. Ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin. Yapmayın dediği videoyu gönderen Demir Yürek, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı. Ekipler iz takip köpekleri eşliğinde Demir Yüreğin cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının 9. gününde Demir Yüreğin Hacı Mirzalı Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan Zeytin Bahçesi'nde cesedine ulaşıldı. Demir Yüreğin başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan cesedin bulunduğu yere gelen Hakan Demir Yüreğin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Anne Türkan Demir Yürek güçlükle ayakta durabildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yine Adana'dayız ve Adana'da barışmak için dargın iki arkadaş barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı ve o anlar da kameralara yansıdı. Adana'da Umut Emre'de barışmak amacıyla buluştuğu husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çukurova ilçesi 100. yıl mahallesinde 8 Ekim'de Umut Emre'de kavgalı olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş daha sonra tartışmaya başladı. Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre'de arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bu anlarsa güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hünkar Deniz G çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ve Seyhan Belediyesi'nin 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü'nde kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizliğe dikkati çeken bir etkinlik düzenlediler. Seyhan Belediyesi'nin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlediği etkinliklerde kız çocuklarının eğitim hakkı, beslenme, yasal haklarıyla kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik gibi konularda farkındalık oluşturuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün diğer müdürlüklerin işbirliğiyle organize ettiği etkinlik dizisinin ilki Yeşil Yurt Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi. Kız ve erkek rolleri konulu münazara çalışmasında kız ve erkek çocuklardan oluşan gruplar kız ve erkek rolleri konusunda karşıt görüşleri savunarak toplumda cinsiyetlere biçilen rollerin neden olduğu eşitsizliği ortaya koymaya çalıştılar. Münazarayı veliler de izledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi ise anlamlı iki etkinliğe birden ev sahipliği yaptı. Gazeteci Sema Erdoğan'ın moderatörlüğünü yaptığı Adana'da mesleğindeki ilk kadınlarımız konulu söyleşide ilk kadın sağlığı ve biyoistatistik ana bilim dalı uzmanı Profesör Doktor Gülşah Seydaoğlu, ilk kadın makinist Hatice Özdemir, ilk kadın makine mühendisi Betül Yıldırmaz, ilk kadın Çukurova muhabiri Melek Kurt, erkek egemen meslekleri ilk yapan kadınlar olarak deneyimlerini izleyicilere aktardılar.
Ödül töreninin ardından Adana'ya ilkleri kazandıran Kadınlarımız adlı fotoğraf sergisiyle bilgi evleri ve Seyhan'ın kırsal mahallelerinde yaşayan çocukların ürünlerden oluşan Kadın ve Erkek Eşit Midir temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Mavi ekip derse Dünya Kız Çocukları gününde ihtiyaç sahibi ailelerin Seyhanlı kız çocuklarına ziyaretler gerçekleştirdi. Hafta boyunca sürecek Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında Çarşamba günü 2000 evler muhtarlık binasında Adavaran Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı, Perşembe günü Yeşil Evler Bilgi Evi'nde kız ve erkek rolleriyle ilgili drama çalışması, cumartesi günü ise Bey Mahalle Merkezi'nde spor müsabakası gerçekleştirilecek. Şimdi sizi Samandağ'a götüreceğiz. Samandağ. Tabii yaz mevsimi de bitti, Samandağ'da artık kış mevsimine yavaş yavaş giriyoruz. O eski hareketlilik sanıyorum yok değil mi sevgili Samandağlılar? Samandağ'a peki niye gittik? Çünkü Samandağ'da Subhi Güzey isimli bir iş insanı var. Daha önce Samandağ ilçesinde birçok hayırlı işe imza atan bir isim. Mesela ilçeye bir okul kazandırmış. İlçeye bir taziye evi kazandırmış. Kendisi mühendis kökenlidir aynı zamanda Sayın Supi Güzey. Bir hayır işine daha imza attı. Daha önce birçok hayır işleyen Samandağlı iş insanı Supi Güzey, Samandağ'da lokma dağıttı. Daha önce ilçeye bir okul ve bir taziye evi kazandıran mühendis kökenli iş insanı Supi Güzey bir hayıra daha imza attı. Bugün İstanbul'dan kalkıp sevgili Supi Güzey abimizin daveti üzerine bugün burada hem birlikte olup hem güzel yapılmış bu eseri tanıtmak hem de burada Anadolu Aleviliğini anlatan inanç ritüeli, ibadet ritüelinin bir anlamda yaşayıp yaşatacağız. Bu bağlamda da bugün buraya gelmemize vesile olan saygıdeğer Supi Güzey abimize minnettarız. İstanbul'dan 50 kişilik Cem ekibini Hatay'da ağırladı. Supi Güzey'in kendi yaptırdığı taziye salonunda Cem yapıldı. Dinleri şekillendiren, dinlere ad ve isim veren, dinleri kendi düşüncesine göre uyduran veya uygulayan ya da uyarlayan insanların kendisidir. Geldiğimiz yoldan, durduğumuz bardan, çağırdığımız erden, pirden şefaat göresiniz. Ardından lokma dağıtıldı. Supi Güzey 1968 yılında Samandağ'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul'da Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Mühendislik mezunu Güzey şimdi farklı sektörlerde hizmet veriyor. Bu tür hayırlarla da Hatay'a hizmet etmeyi sürdürüyor. Ve sevgili seyirciler, HRT Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.